Efendim, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den sesleniyoruz sizlere. Sizi her konuda başarıya ulaştıracak bir şirketteyiz. Business Service Center'dayız. Yanımızda da şirketimizin yönetim kurulu başkanı İkram Fikretoğlu beyefendi bulunuyor. Efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi biraz, hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyalım mı? İkram Fikretoğlu, 58 doğumlu, Azeri Türküyüm. Evet, şirketimiz 97 senesinde tesis edildi Business Service Center olaraktan. Tabii biraz eskiye 91'den faktik olaraktan faaliyetimiz var. Yani İkram Fikretoğlu ofisi adıyla, sonradan ise biz şirket olaraktan Business Service Center adı altında möhkemlendik. Ve esas maksadımız iş adamlarına hizmet verilmesidir. Tabi Azerbaycanımızın bakımsızlığa ilk atıldığı, yani bakımsızlığa çıktığı ilk 91 seneden bu tarafa Azerbaycan'a harici iş adamlarının marağı arttı ve yerli biznesmenlerimiz inkişaf etmeye başladı. Böyle olunca da biz biznesmenlere yönelik, iş adamlarına yönelik hizmetimizi teşkil ettik ki onlara bu istikamette doğru, dürüst yol almalarına destek olduk. Evet. Ve bugün de o faaliyetimiz devam eder. Biz hukuk, maliye muhasebe, kadır, yani insan kaynakları, marketing ve diğer bu sektörlerde şeylerimiz var, hizmetlerimiz var. Peki bu hizmetleri biraz detaylandıralım isterseniz. Çünkü bağımsızlık alındı. 91'de siz aslında sertifikalı olarak da ilk iş sahibi insanlarsınız. Bu da çok önemli bir kıstas. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. 91 senesinde Azerbaycan eski Sovyetler Birliği'nden ayrıldıkta, özgürlüğüne, müstakilliğine kavuştuktan sonra tabii ki Azerbaycan zengin bir memleket olsa da ama ayrıldıkta biz çok ciddi sıkıntılarla yüzeydik. Rahmetli Heydar Aliyev 1994 yılında Esri mukavelesi bağlandıktan sonra, yani neft kontraktı, konsorsiyum mukavele bağlandıktan sonra Azerbaycan'a daha büyük devletler marak gösterdi ve bunun neticesinde Türkiye'den olsun, Türkiye'mizden olsun, başka inkişaf etmiş devletlerden, harici devletlerden Azerbaycan'a yatırımcılar gelmeye başladı. Ve bizim yerli sahipkarlarımız da formalaşmaya başladı. Tabii ki bu geldikçe artık bu sektörde bunların düzgün yönlendirilmesi, düzgün mesleğin verilmesi, işlerinin sağlam kurulması yönünde ihtiyaçlarını biz hissettik ve bu sahalar üzere de biz faaliyete başladık. Hüquq sahəsində fəaliyyətə başladıq. Hüquqi məsləhət sahəsində şirkətlərin açılınması, şirkətlərin fəaliyyətinin ilk günündən ta fəaliyyətinin bütün dönəmində onlara dəstək olması konusunda fəaliyyətlərimizi başladıq. Evet, bu arada siz avukatsınız, evet. Bir çox iş təcrübəniz, deneyiminiz də var. Evet, təbii. Təbii, təcrübəmiz aşağı yuxarı bir 35 sənə, 40 sənəyə yaxındır bir təcrübəmiz var bu sahədə. Orta Asiyada biz üniversiteni bitirdik. Ve 90 senesinden başlayarak da Azerbaycan pazarında bu sayede faaliyet gösteriyoruz. Evet, şimdi bizim müşteri portföyümüzde Azercell 20 senedir bizim müşterimizdir. Coca-Cola 20 senedir bizim müşterimizdir. Türk Hava Yolları bizim müşterimizdir. Ondan Şuko kampanyası ve ilahir. Yani 40'a yakın portföyümüzde müşterilerimiz var. Müşteriler bizimle çok rahat çalışmaktadırlar. Neden? Çünkü onların bütün biznesin idare edilmesiyle bağlı yaranabilecek sorularının tamamını biz burada onlara takdim ediyoruz. Bizim ülkemizde mali müşavirlik denilen aslında altından kalkılamayacak bir yük de sayılan bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Bu konudaki faydalarınız nedir şirketlere? Faydalarımız şundan ibarettir ki müşterimiz fazla zaman itirmeden, bürokratik engellere rast gelmeden, rahat rahat bizimle əlaqəyə girdikten sonra, yani münasibetlerimiz yarandıktan sonra biz onun bütün işlerinin tamamı bizim şirketten yapılır. Yani şirket açılmasından başlamış, şirketin fəaliyyətiyle ilgili her türlü bürokrasi gereken ne varsa hamısı bizden buradan yapılar ve iş adamı da iş adamı için en önemlisi zamandır. Evet, zamandır. O da zamanını biznesin inkişafı için değerlendirebilir. Çok teşekkür ediyoruz İkram Bey. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Güzel bir sohbet oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Son olaraktan biz iki devlet, bir milletik. Azerbaycan'a, Türkiye'den gelme isteyen iş adamlarının kapımız her zaman açıktır. Her zaman onlara en yüksek kalitede hizmetimiz təqdim edilecektir. Onlar Azerbaycan'da doğma memleketi kimi, yani zaten biz doğmayız. Burada iş hayatında hiçbir sıkıntı çekmeden faaliyet gösterecekler. Evet, çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben de size çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar ve uğurlar arzuluyorum sizlere. Evet sevgili izleyiciler, Azerbaycan Bakü'den seslendik sizlere. Business Service Center'da yönetim kurulu başkanımız İkram Bey ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.